Merhabalar değerli arkadaşlarım ben Furkan hocam. Bugün sizlerle birlikte 7. denememizi çözmüş olacağız. İlk sorumuza başlayalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Uygulları Orta Asya'daki diğer Türk devletlerinden ayıran özelliklerinden biri değildir. Sorusu sorulmuş. Bakıldığı zaman yerleşik yaşama geçmeleri, maniizm dinini benimsemeleri, kağıt ve matbaayı kullanmaları, sanatta ileri gitmeleri bunlar Uygurların Orta Asya'daki diğer Türk devletlerinden ayıran özellikler arasında yer almaktadır. Çünkü Uygurlar Maneizm dinini benimseyerek hem yerleşik yaşama geçmişler hem bu dini benimsemişler. Bununla birlikte kağıt matbaayı kullanmışlar, sanatta ileri gitmişlerdir. Ancak ilk yazılı eserleri ortaya koymalarına ulaşamayız. Çünkü Uygurlardan önce 2. Göktürk Devleti zamanında Tonyukuk, Şültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun yazıtları mevcuttur. O yüzden E seçeneğimize burada ulaşamıyoruz değerli arkadaşlarım. İkinci sorumuza bakalım. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey 1055'te Bağdat'a gelerek halife Şii Şibüveyh oğlanının baskısından kurtarmış ve himayesi altına almıştır. Yalnız bu bilgiyle sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakıldığı zaman halifelerin, halifeliğin Türklere geçtiği olgusuna ulaşamayız. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in Memlüklerle yaptığı savaşla birlikte artık halifelik e, Türklere geçmiş oluyor değerli arkadaşlar. Türklerin bütün Müslümanları birleştirdikleri olgusuna verilen bu bilgiyle bunu bağdaştıramayız. Ancak Türklerin İslam dünyasının önemli bir siyasi gücü haline geldiğine ulaşabiliriz. Çünkü Tuğrul Bey burada Bağdat'a geliyor ve Abbasi halifesini Şibüveyh oğullarının baskısından kurtarıyor ve himayesi altına alıyor. Böylece Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanı vererek artık Selçuklu devletinin önemli bir siyasi güç haline geldiğini İslam dünyasında biz böylece görmüş oluyoruz. O yüzden yalnız burada seçeneğimiz değerli arkadaşlarım yalnız 3 seçeneği olacak. Yani C seçeneği olmuş olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Türk İslam Devletleri'nde el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimlere, buradaki anahtar kelimemiz resimlere, burada değerli arkadaşlarım, biz buna ne diyoruz? Minyatür diyoruz. El yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimlere biz minyatür adını vermiş oluyoruz. Bu resimleri yapanlara ise nakkaş, denmekteydi değerli arkadaşlarım. O yüzden bakıldığı zaman E seçeneği doğru seçeneğimiz olmuş olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinden kaz görevlerinden biridir. Sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman divana başkanlık etmek, has ve ziyamet tıma ve tımar defterlerini tutmak, devlet işleri hakkında fetva vermek, yeniçeleri ulüfe dağıtmak, Bunlar kazaskerin görevleri arasında yer almamaktadır. Ancak kadı ve müderrisleri atamak değerli arkadaşlarım bunlar kazaskerin görevlerinden biridir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Beşinci sorumuza gelelim. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti diğer beyliklere nazaran kurulduğu coğrafyası oldukça etkilidir. Çünkü batıya daha yakındır. Balkanlara daha yakındır. O yüzden kısa sürede büyüme nedenleri arasında bunu kabul ederiz. Cihat anlayışı keza yine bunu kabul ederiz. İskan politikası, ahilerin desteğini bunları biz kabul ederiz. Yani Osmanlı Devleti bunlarla birlikte kısa sürede büyüme yoluna gitmiştir. Ancak Haçlı seferlerine ulaşamayız değerli arkadaşlarım. Hac seferleri zaten daha önceden meydana gelmiş. Dört tane hac seferi var. Osmanlı Devleti'nin kurulmasından önce meydana gelmiştir hac seferleri. O yüzden Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenler arasında hac seferleri yer almamaktadır. Altıncı sorumuza gelelim. Osmanlı Devleti'nde Cihan Numa adlı eseriyle dünyanın yuvarlak olduğunu delilleriyle ortaya koyan bilim adamı aşağıdakilerden hangisi soru sorulmuş? Arkadaşlarım her denememizde söylediğim gibi, her denememizde söylediğim gibi yazar eserlere oldukça dikkatli olmamız lazım artık. Çünkü ÖSYM dediğim gibi bunu her sene yoklayacak ve yoklamaya da devam edecek. O yüzden denemelerde de bunlara yere verilmesi önemli. O yüzden bakıldığı zaman Cihan Numa adlı eser kime ait ederli arkadaşlarım? Bu Katip Çelebi'ye ait bir eserdir. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş olacak. 7. sorumuza bakalım. Osmanlılar'da aşağıdaki devirlerin hangisinde batılılaşma çalışması yoktur? Şimdi değerli arkadaşlarım bakıldığı zaman Tanzimat devri, Lale devri, 3. Selim devri ve 1. Meşrutiyet devrinde Osmanlı devletinde artık batılılaşma çalışmaları başlamıştır. Ancak Bakıldığı zaman D seçeneğinde yer alan Fetret devrinde böyle bir olgu yoktur. Çünkü Fetret devri 1402 ile 1413 yıllar arasında meydana gelmiş Osman Devleti'nde bunalımlı yıllardır. Çünkü Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında meydana gelen taht mücadeleleri bu dönemde oldukça Osmanlı'yı zor duruma hatta yıkılışa neden olabilecek bir durumdu. Ancak Çelebi Mehmet Burada kardeşlerini bertaraf ederek tahtı ile geçirmiş ve Osman Devleti'nin ikinci kurucusu olarak tarihçiler arasında bu gösteriliyor değerli arkadaşlarım. O yüzden D seçeneğinde yer alan Fetret Devri Osmanlılar'da batılaşma çalışması arasında yer almamaktadır. Değerli arkadaşlarım o yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olacak. 8. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri? İkinci Mahmut dönemi gelişmelerindendir sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman vakayı hayriye dediğimiz hayırlı olay yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayı İkinci Mahmut döneminde gerçekleşmiştir. Takmi ve vekayinin çıkarılma, çıkarılmaya başlanması 1831 senesinde meydana gelmiş Osmanlı'nın ilk resmi gazetesidir. Bu da 2. Mahmut döneminde meydana gelen bir durumdur. Ancak kız rüştiyelerinin açılması bu 2. Mahmut döneminde meydana gelmemiştir değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. 9. sorumuza bakalım. 19. yüzyılda yaşanan gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına aykırıdır? Bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım duyulu umumi idaresinin kurulması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına aykırı bir durumdur ancak yeniçeri ocağının kaldırılması en encümen-i danışın kurulması bunlar Osmanlı devletinin egemenlik haklarına aykırı değildir. Keza bu iki durumda da Osmanlı devletine olumlu e, yansıyan bir e, gelişmedir. İkisi de değerli arkadaşlarım. Ancak duyun umumi idaresinin kurulmasıyla birlikte e, bu Osmanlı devletinin egemenlik haklarına aykırı bir durum olmuş oluyor değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız A seçeneği. 10. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin 2. Meşrutiyet'in ilanından, ilanından saltanatın kaldırılmasına kadar geçen süreç içinde 20'den fazla hükümetin kurulması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Bakıldığı zaman burada ülkenin yönetim alanında istikrarsız bir durumla karşılaştığını biz görmekteyiz. Çünkü burada ne diyor? Süreç içerisinde 20'den fazla hükümet kurulmuş. O yüzden burada ülke yönetiminde istikrarsızlıkların yaşandığını bize bu durum göstermektedir. Bakıldığı zaman kanun esasının yürürlükten kaldırıldığına ulaşamayız. Parlamento seçimlerin sık sık yaşandığı, sık sık tekrarlandığına yine keza burada ulaşamayız. Ancak ülke yönetiminde istikrarsızlıkların yaşandığına burada biz bu duruma ulaşabiliriz. O yüzden cevabımız yalnız 3 seçeneği olmuş olacak. 11. sorumuza bakalım. Yukarıdaki cephelerden hangileri Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle kapanmıştır sorusu yönetilmiş. Değerli arkadaşlarım Rusya'da Bolçevik ihtilali çıkmasının ardından Ruslar Brest-Litovski Antlaşması ile birlikte artık 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiş olacak 1900 17 senesinde bakıldığı zaman Ruslar Kafkas cephesinden verilen şıklar arasında Kafkas cephesinden çekilmesiyle artık Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle bu cephe kapanmış olacak ve bu cephede Osmanlı Devleti'ne Kars, Ardahan, Batum'u geri vermiş olacak. Ancak Ruslar Çanakkale'de ve Kanal Cephesinde savaşmamıştır değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş olacak. 12. sorumuza bakalım. Amasya genelgesinde yer alan yukarıdaki kararlardan hangileri doğrudan ulus egemenliğini esas alır niteliktedir sorusu yönetilmiş. Burada bakıldığı zaman milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır olgusu. Burada millet kelimesine dikkat edelim değerli arkadaşlar. Burada ulus egemenliğinin buradan esas alır niteliktedir. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu ulus egemenliği ile alakası yoktur. İstanbul hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir. Bunu da alamayız değerli arkadaşlarım. Burada birinci seçenekte yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır durumu burada ulus egemenliğini esas alır nitelikte bir durumdur. O yüzden cevabımız yalnız bir seçeneği olmuş olacak değerli dostlar. 13. sorumuza bakalım. Erzurum Kongresi kararlarında yer alan milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz hükmü ile durumlarından hangilerinin doğrudan gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır? Burada bakıldığı zaman milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz hükmü ülkenin bütünlüğünü koruma açısından bunun amaçlandığı savunulabilir. Ancak ulusal egemenliği gerçekleştirmem, direniş cemiyetlerini kurma buna ulaşamayız değerli arkadaşlarım. Yalnız bir seçeneğinde yer alan ülkenin bütünlüğünü korumaya doğrudan gerçekleştirilmeye çalışılan amaçlar arasındadır değerli dostlar. O yüzden cevabımız bir seçeneği olmuş olacak. 14. sorumuza bakalım. Misak-ı Milli'de yer alan siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez hükmü ile öncelikle durumlarından hangilerine tepki gösterilmiştir? Bakıldığı zaman siyasi, mali ve adli gelişmelerimizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez olgusuyla milli iradeye burada ulaşamayız. Kapitülasyonlara ulaşabiliriz. Çünkü burada artık bizi mali yönden oldukça engellemiştir değerli arkadaşlarım. Buna tepki gösteriliyor. İstanbul hükümetiyle yine alakası yoktur bu durumun. Bakıldığı zaman öncelikle burada siyasi, mali ve adli gelişmelerimizi engelleyen sınırla, sınırlamalar arasında kabul edilemez hükmüyle sadece kapitülasyonlara burada tepki gösterildiğini görmekteyiz değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş olacak. 15. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci İnönü Savaşı'ndan önce meydana gelen gelişmelerinden gelişmelerden değildir. Bakıldığı zaman Birinci İnönü Savaşı'ndan önce değerli arkadaşlarım düzenli ordu kurulmuş oluyor. Çünkü Gidis taarruzu ile birlikte e, Kuvay Milliye yenildiği için artık düzenli ordu kurulmuş oluyor. Yani 1. İnönü Savaşı'ndan önce meydana gelen gelişmeler arasındadır. Yine bakıldığı zaman Gümrü Anlaşması'nın imzalanması 1920 senesinde meydana gelen bir gelişmedir. Bakıldığı zaman 1. İnönü Savaşı 1921 senesinde meydana gelmiştir. O yüzden A seçeneği B seçeneğine ulaşırız. İstanbul'un itiraf devletlerince resmen işgal edilmesi yine keza 16 Mart 1900 1920 senesinde meydana gelen bir gelişmedir. Bu da 1. İnönü Savaşı'ndan öncedir. Mustafa Kemal'in geldikleri gibi giderler sözü yine keza İstanbul işgal edilince e, Yaver'ine söylediği bir sözdür. Bu geldikleri, bir, geldikleri gibi giderler sözü yine 1. İnönü Savaşı'ndan öncedir. Ancak takriri sukuk takrir sukun kanunun çıkarılması değerli dostlar bu 1925 senesinde meydana gelen bir gelişmedir. O yüzden 1. İnönü Savaşı'ndan sonraki bir dönemde meydana gelmiştir. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. 16. sorumuza bakalım. Fransızların Anadolu'yu boşaltmalarını geciktiren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bakıldığı zaman Fransızların Anadolu'yu boşaltmalarını geciktiren savaşı soruyor bize. Bu dönemde değerli arkadaşlarım 2. İnönü Savaşı ile birlikte Fransızlar yavaş yavaş Anadolu'yu boşaltmaya başlıyorlar. Ancak Kütahya Eskişehir Savaşı'nda baktılar ki Yunanlar yendiler. Artık burada Anadolu'yu boşaltmaktan vazgeçmişlerdir. Ancak Sakarya Savaşı'ndan sonra artık tamamen artık Anadolu'yu tamamen boşaltmış olacaklar. O yüzden bize sorulan soruda Cevabımız Eskişehir Kütahya Savaşı olmuş olacak değerli dostlar. O yüzden cevabımız E seçeneği. 17. sorumuza bakalım. İtalya aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucu sonucunda Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır? Daha önceki iki soruyla eşdeğer bir sorudur. Açıklamıştım burada değerli arkadaşlarım. İkinci İnönü Savaşı ile birlikte hem Fransa hem İtalya Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. Bak buna dikkat edelim. Çünkü Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır olgusuyla Anadolu'dan tamamen çekilmeye başlaması olgusu farklıdır. Burada ilk kez çekilmeye başlaması 2. İnönü Savaşı'nda birliktedir. Savaşıyla birliktedir. Ancak tamamen tamamen çekilmesi ise Sakarya Savaşıyla birlikte olmuştur. O yüzden cevabımız 2. İnönü Savaşı olmuş olacak değerli dostlar. 18. sorumuza bakalım. Doğudaki birliklerin bir kısmının batıya kaydırılması, Ermenilerin Anadolu'daki emellerinden vazgeçmeleri, misak Milli'nin bir kısmının gerçekleşmesi. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım, Kazım Karabekir'in ordusu Ermenileri yenince burada doğudaki birlikler, birliklerin bir kısmı artık batı cephesine kaydırılmış oluyor. Yine Ermenilerin Anadolu'daki emellerinden vazgeçmesi, misak-ı bir kısmının gerçekleşmesi bu. Değerli arkadaşlarım, Ermenilerle yapılan savaşın ardından 1920 senesinde gerçekleştirilen Gümrü Anlaşması'nın kazanımları arasındadır. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş olacak. 19. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisiyle? Eğitim öğretim alanında ikilile son verilmek amaçlanmıştır. Eğitim öğretim alanında ikilile son verilmek İstenen durum değerli arkadaşlarım bu Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla meydana gelmiştir. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım 20. sorumuza bakalım. İzmir İktisat Kongresi Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden hemen sonra toplanarak kongrede bazı kararlar alınmıştır. Kongrede alınan kararlar arasında konulardan hangileri yer almaz? Bakıldığı zaman yabancıların kurulduğu tekellerden kaçınılması, bu yer almıştır değerli arkadaşlarım. Saltanatın kaldırılması değerli arkadaşlarım bu yer almaz. 1922 senesinde gerçekleşmiş bir durumdur. Küçük imalattan hızla fabrikaya geçilmesi bu da yer alır. Kongrede alınan kararlar arasındadır. Bize yer almayanı soruyor. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş olacak. 21. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Atatürk dönemi gelişmelerinden biri değildir. Sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım Atatürk dönemi 1923 ila 38 yıllar arasını kapsamaktadır. Türkiye İş Bankasının açılması 1924 senesindedir bu yer alır. Medeni Kanun 1926 senesindedir bu yer alır. Hafton, hafta sonu tatilinin Cuma'dan Pazar alınması yine Atatürk dönemi gelişmeler arasında yer almaktadır. 23-38 yıllar arasındadır. Milli Kalkınma Partisinin kurulması Değerli arkadaşlarım bu İsmet İnönü döneminde meydana gelen bir durumdur. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Yabancı okullar sorunun çözülmesi keza yine Mustafa Kemal Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır. Milli Kalkınma Partisi'nin kurulması dediğim gibi İsmet İnönü döneminde meydana gelmiş olacak 1945 senesinde. Ve ilk kurulan muhalefet partisidir çok partili hayatta. 22. soru. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri toplumsal hayatı düzenlemeye yöneliktir? Bize i̇şte toplumsal hayatı düzenlemeye yöneliktir ee, sorusu sorulmuştur. Bakıldığı zaman soyadı kanunun çıkarılması, burada aşar vergisini alamayız. Tekke, zavi ve türbelerin kapatılması bunlar değerli arkadaşlarım toplumsal hayatı düzenlemeye yönelik durumlardan biridir. Ancak... Aşağı vergisinin kaldırılması bu toplumsal hayatı düzenleme yönelik gelişmeler arasında yer almamaktadır. O yüzden cevabımız E seçeniyormuş olacak. 23. soru. Atatürk milliyetçiliğinin temel prensipleri arasında unsurlarından hangileri yer alır? Bakıldığı zaman e, siyasal varlıkta bildik yurt birliği, tarihi yakınlık bunlar Atatürk milliyetçiliğinin temel prensipleri arasında yer almaktadır. O yüzden cevabımız E seçeniyormuş olacak. Bakıldığı zaman diğer sorumuza aşağıdaki devletlerden hangisi yayılmacı politikası sebebiyle Balkan Antantı içerisinde yer almamıştır sorusu sorulmuş. Burada değerli arkadaşlarım Balkan Antantı içerisinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya yer almaktadır. Ancak Bulgaristan değerli arkadaşlarım Romanya'da yer alıyor. Bulgaristan ise bu dönemde 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri çıktığı bu dönemde yayılmacı politika uygulamıştır. O yüzden Balkan Antant içerisinde Bulgaristan yer almamaktadır. 25. sorumuza bakalım. Yeni Türk Devleti aşağıdaki komşularından hangisiyle olan sınırını daha geç kesinleştirmiştir? Şimdi değerli arkadaşlarım <laughs> bakıldığı zaman 1926 senesinde meydana gelen İngiltere ile Musul sorunu Luzan'dan sonraki bir e, duruma bırakılmıştır. O yüzden Irak sorunu 1926 senesinde Ankara Anlaşması ile birlikte çözümlenmiştir değerli arkadaşlarım. Yani diğerlerinden daha geç kesinleşiyor sınırımız. 26. sorumuza bakalım. 9 Mayıs 1950 tarihli Şuman bildir bildirisi ile başlayan ve giderek Avrupa Birliği'ne dönüşen süreçte gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman burada değerli arkadaşlarım Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'nin kurulması, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulması bunlar yaşanıyor. Burada Avrupa Devletleri'nin birleşme düşüncesi, burada Fransız Dişişleri Bakanı Schumann'ın 1950'de yayınladığı bu bildiri doğrultusuna değerli arkadaşlarım 1951 senesinde Avrupa Kömür Çelik Birliği'nin kurulmasıyla gerçekleşmeye başlıyor. Bu oluşan birlik 1957 yılında imzalanan Roma Anlaşması ile birlikte Avrupa Ekonomik Topluluğuna dönüşmüş oluyor. Yine keza 1967 senesinde de bu Avrupa Topluluğu adını almış oluyor. Bakıldığı zaman 1992 senesinde alan ve 93'te de yürürlüğe giren Maastricht anlaşması ile birlikte de artık ne oluyor değerli arkadaşlarım? Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği adını almış oluyor. Ancak 3. seçenekte yer alan Marshall Planı'nın ise bunlar şuman bildirgesinden önceki bir süreçte meydana gelmiştir. O yüzden cevabımız değerli arkadaşlarım 1 ve 2 olmuş olacak. Son sorumuza bakalım artık değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan'la 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı sorunlar arasında yer almaz. Şimdi değerli arkadaşlarım 2. Dünya Savaşı 1939 ila 45 yılları arasında gerçekleşmiştir. Yani bize 45 sonrasını soruyor. Yani bunun hangileri yer almadığını soruyor sorunlardan. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım etap bir sorunun Atatürk döneminde meydana gelen bir sorundur. 1930 senesinde meydana gelen bir sorundur Yunanistan'da. Nüfus mübadelesi sorunudur. Burada ahali anlaşması imzalanmıştır. Cevabımız A seçeneği olacak. Ancak Kıbrıs kıta sahanlı Ege adalarının silahlandırılması Ege hava sahası yani Fıratlı sorunu bunlar 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sorunlar arasında yer almaktadır. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Yani etaplı sorunu 2. Dünya Savaşı'ndan önceki bir süreçte yaşanmış olacak değerli dostlar. Denememizi bitirdik değerli arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın, esenle kalın. Hepinize kolay gelsin diyorum değerli dostlarım.